İttihat ve Terakki bir siyasi hareket olduğu kadar bir devrin ve bir kuşağın da adıdır aslında. Milli mücadelede Atatürk'ün yanında yer almış pek çok aydın bu hareketin içinden gelmiştir. Mazhar Müfit de onlardan biridir. Tarihe bakan herkes onun Atatürk'ün bir dönemine tanıklık ettiğini hep yanında taşıdığı hatıra defterinden görür. O hatıralar bir dönemin ta kendisidir ve Erzurum'dan ölümüne kadar Atatürk'le beraber adlı kitapta basılmıştır. Kitabın ön sözüne Hikmet Bayur şöyle yazmıştır. Atatürk'ün büyük söylevinden sonra Mazhar Müfit Kansu'nun bu anıları, Mustafa Kemal'in Erzurum'a varışıyla Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı arasında geçen evre için en önemli kaynaktır. Onun hemen hep günü gününe tuttuğu notlar, birçok olayın nedenlerini ve iç yönünü aydınlatmakta, birçok tarihsel gerçeği meydana çıkarmakta, Osmanlı Devleti'nin son ve Anadolu'nun yeni doğan devletinin ilk anları üzerine ışık tutmaktadır. Mazhar Müfit, 1874 yılında Denizli'de doğar. 1891'de mülkiyeden mezun olur. Öğretmenlik, idarecilik, kaymakamlık, mutasarrıflık ve valilik görevlerinde bulunur. 1908'de Mazhar Müfit Bey Uzunköprü'de kaymakamken ikinci meşrutiyet ilan edilir. Meşrutiyetin ilanı sebebiyle bir tören düzenlenir, Hürriyet Anıtı'nın açılışı gerçekleştirilir ve meşrutiyetin anlamını halka ve öğrencilere kaymakam Mazhar Müfit Bey anlatır. En son valilik yaptığı dönem Osmanlı Devleti'nde siyasi çekişmelerin ve devlet memurlarına duyulan şüphelerin arttığı, sık sık görev yeri değişikliklerinin yaşandığı, yönetim boşluklarının oluştuğu, İttihat ve Terakki üyelerinin İstanbul hükümeti ve basını tarafından hedef haline getirildiği çalkantılı bir dönemdir. Mustafa Kemal Amasya'da bulunduğu sırada devletin önemli kademelerinde bulunanlara bulundukları yerlerde milli mücadele taraftarı cemiyetlerin olup olmadığını soran telgraflar çeker. Mazhar Müfit de Bitlis valisidir. Telgrafı alır ama Mustafa Kemal'in damat Ferit hükümeti tarafından görevlendirilmiş birisi olduğu düşüncesiyle ona güvenemez. Bunun üzerine milli mücadele tarafında olmadığı ya da güvensizliği konuşulur. Ancak Kazım Dirik Bey, Mazhar Müfit Bey'i tanıdığını ve siyasi görüşlerinin kendilerinden farklı olamayacağını söyler. Böyle katılır Mazhar Müfit. 1919'da İstanbul hükümeti tarafından Bitlis valiliği görevinden alınır. Mazhar Müfit Erzurum'a giderek Bitlis delegesi olarak Erzurum Kongresi'ne katılır. Mustafa Kemal Paşa'yı karşılayan heyet içinde yer alır. 2 Eylül'de Mustafa Kemal ile birlikte Sivas Kongresi'ne katılır. Heyeti temsiliye üyesi seçilir. Yolu artık bellidir. Milli mücadele boyunca Mustafa Kemal ve arkadaşlarıyla birlikte hareket edecek ve onlarla birlikte ülkeyi cumhuriyete taşıyacaktır. Mücadele her alanda çetin olduğu kadar maddi olarak da çok zorludur. 19 Aralık 1919'da Sivas'tan Kayseri'ye geçilir. Ancak Mazhar Müfit'in bulunduğu arabanın iç lastiği 2 defa patlar. Lastik bez parçalarıyla doldurularak yola devam edilir. Bu olay daha sonra Kuvayi Milliye'nin imkansızlıklar içindeki mücadelesini anlatan bir anı olarak tarihe geçecektir. Araç Kayseri yolunda kara saplanır. Yardım için gönderilen bir araçla Mazhar Müfit ve yanındakiler gece yarısı ancak Kayseri'ye ulaşabilirler. Kayseri'den Ankara'ya geldiklerinde hiç paraları yoktur. Burada herkesçe bilinen bu mübarek memleket Kuvayi Milliyeci'nin sırtından çıkarıp sattığı paltosuyla yurtsever müftünün kefen parasıyla kuruldu sözünü tarihe yazan olay gerçekleşir. Mazhar Müfit kürklü paltosunu satar. Anılarında bu olayı şöyle anlatır. Çünkü bankalardan ve müessesattan ödünç bile olsa para almayı paşa bir türlü kabul etmiyordu. Benim bir kürküm vardı. Erzurumlu Nafiz Bey'e müracaatla onun sattırılmasını rica ettim. Nafiz Bey, Ocak ayındayız, ne giyeceksin diye satmamakta ısrar ettiyse de bu ısrar ne olursa olsun kulağıma giremezdi. Aç mı kalacaktık? Ve nihayetinde onu da sattık. Akabinde Ankara Müftüsü Rıfat Bey'in
eşi ve kendisine ait kefen paralarını getirerek Mazhar Müfit'e vermesi hepsine derin bir soluk aldırır. Mazhar Müfit 12 Ocak 1920'de İstanbul'da toplanan son Osmanlı Mebusan Meclisi'ne Hakkari Mebusu olarak katılır. Mecliste kabul edilen Misak-ı Milli'nin dünyaya duyurulmasının ardından baskılar başlar. İngilizlerin İstanbul'u işgalinin ardından Osmanlı Mebusan Meclisi dağıtılır. Mazhar Müfit ve arkadaşları gizlice İstanbul'dan ayrılmayı başarırlar. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Hakkari Milletvekili olarak katılır. Meclis çalışmaları sırasında çoğunlukla Maliye Komisyonu'nda olmak üzere birçok komisyonlarda üyelik ve başkanlık yapar. Mebusluk görevi üzerinde kalması şartıyla Mayıs 1920'de Elazığ Valiliğine tayin edilir. Sakarya Savaşı günlerinde meclis ve hükümetin Ankara'dan Kayseri'ye taşınması gündeme gelir. Kayseri'nin hazırlanması için meclis tarafından bu kez Kayseri'ye gönderilir. Kayseri'de bulunan cephanenin Ulukışla'daki tren istasyonuna taşınması gerekir. Şehirde cephane kafilesini eşkıyaya karşı koruyacak kimse olmadığı için Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Derneği'nin kurduğu mızrak duruşlu kadınlar müfrezesinin cephaneyi Ulukışla'ya ulaştırmasına izin verir. 23 Temmuz 1922 tarihinde meclis dışı çalışmalarını tamamlayarak tekrar Ankara'ya döner. Meclis çalışmalarında hak, adalet, liyakat kavramları üzerinde özellikle durur. İstiklal Mahkemesi üyeliklerinde ve başkanlıklarında bulunur. 5. döneme kadar Denizli, 6. ve 7. dönemde ise Çoruh Mebusu olarak görev yapar. 1946 seçimlerinden sonra da siyaseti bırakır. Atatürk'le ilgili bazı anılarında şunları yazar. 5-6 kişi oturmuşuz. Yalnız memleketimizle, padişahla, Ferit Paşa'yla değil, bütün dünyayla uğraşıyoruz. Para yok, asker yok, top yok, tüfek yok. Velhasıl bu savaşımızı destekleyecek elimizde bir kuvvet yok. Mustafa Kemal hatıra defterime ve günü gününe her hadiseyi not edişime hep memnun olur. Hem de bazen latife etmekten kendini alıkoyamazdı. Ama hep hafızalarımız zayıfladığı zaman Mazhar Müfit'in defteri çok işimize yarayacak derdi. Ta milli mücadelenin başında 8 Temmuz 1919'da Erzurum'da sabaha karşı Atatürk'ün emirleriyle şu notları aldı Mazhar Müfit. Zaferden sonra şekli hükümet cumhuriyet olacaktır. Padişah ve hanedan hakkında zamanı gelince icap edilen muamele yapılacak. Tesettür fes kalkacak. Latin harfleri gelecek. Mazhar Müfit bunları o zaman hayal olarak değerlendirir. Yıllar sonra şöyle diyecektir. Benim o gün hayal ve masal diye karşılayarak not ettiğim her madde zamanla birer hakikat abidesi olarak karşımda bütün endamıyla boy gösterdi. Mazhar Müfit'in anıları 4 Mart 1948'de Son Telgraf gazetesinde yayımlanır. 1966'da da Türk Tarih Kurumu tarafından 2 cilt kitap olarak basılır. Mazhar Müfit Kansu 12 Kasım 1948 tarihinde İstanbul'da vefat eder. Türk siyasi hayatının hem Osmanlı hem de Cumhuriyet döneminde önemli simalarından biri olan Mazhar Müfit Kansu, milli mücadele ve mücadele sonrası Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması ve kurumsallaşma sürecinde önemli görevler üstlenen, tarihe tanıklık eden ve Atatürk'ün en yakınındaki birkaç kişiden biridir. Ruhu şad, devri daim olsun.